Evet, az önce rakamlarımızda bakmıştık, özellikle kripto para evreni bu rüzgarlardan olumlu etkilendi diyebiliriz. Biraz altında yatan detaylara bakalım kiminle, elbette kripto para uzmanı Helin Çelik bu sabah bizimle. Helin, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, harika, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Helin, şimdi baktığımızda uzunca bir süredir bu kadar güçlü toparlanma hareketleri biz kripto para cephesinde görmüyorduk. Ama özellikle risk algısının biraz daha yükselmesiyle küresel piyasalarda bankacılık kriziyle başlaması ve bundan sonra Fed ne yapar, ne kadar daha sıkılaşmaya devam eder sorularının yatırımcının zihninde yer alması sanıyorum yine kripto para evrenine yaramış gibi görünüyor. Zira 28 bin dolarları gördü. Şu an için 27 bin dolar civarında hareket etse de 25 bin doların üzerinde güçlü bir konsolidasyon söz konusu gibi görünüyor. Ne söylersin? Evet, Fed'in agresif sıkı para politikası çok uzun süredir kripto para piyasasında geri çekilmelere neden oluyordu. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız bankacılık kriziyle birlikte Fed'in piyasayı biraz daha rahatlatıcı eylemleri, daha güvercin söylemleri, diğer taraftan piyasayı likit tutma ve bankaları destekleme isteği riskli varlıklara pozitif yansıdı. Diğer taraftan tabii güvenli liman olan altına da bu güzel bir şekilde sirayet etti ve yukarı yönlü sert hareketler gördük biz. Ama özellikle kripto para piyasası bir es verdi düşüşüne diyebiliriz ve burada mini bir rally yaşattı açıkçası yatırımcısına. Bitcoin dolar paritesi 28.500 kritik direncini test etti ve Ethereum dolar 1840 seviyesine kadar yükseldi. Şimdi hem zincir verilerine bakacak olursak hem de yükselişin yüzdesel payının yansımasını inceleyecek olursak 1 trilyon doların üzerindeki fiyatlama artık yavaş yavaş piyasa hacmi açısından bizim için biraz daha kalıcı bir hale gelmiş oldu. Ama tabii burada son özellikle dünden bu yana son 24 saat içerisinde yaşanan geri çekilmeleri de yine takip ediyor olmamız lazım. Yaşanan yükselişle birlikte orta uzun vade yatırımcısının çok büyük bir oranda kâra geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü çok uzun zamandır bekleniyordu ve Bitcoin'de kârda olan adreslerin sayısı 11 ayın zirvesine ulaştı böylelikle. Orta uzun vade yatırımcısının kâra geçmesi diğer taraftan kâr realizasyonlarını da tetikliyor. Tabii burada mesela bütün kripto para birimleri mi yükseldi Helen diyecek olursanız, bütün kripto para birimleri aynı şekilde mini bir rally yaşatmadı. Altcoin'ler biraz daha yavaş ilerliyor çünkü dominansa baktığımız zaman, yani piyasa büyüklükleri ve baskınlığını inceleyecek olursak 1 trilyon doların üzerine attı piyasa kendini, ama bunun %47, hatta yaklaşık %48'i Bitcoin'e ait. Ethereum'dan, hacmen zayıf olan altcoin'lerden ve stablecoin'lerin payından ciddi bir çıkış oldu. Yine de majör kripto para birimlerinin bu yükselişe katıldığını, ama hacmen zayıf olan kripto para birimlerinin çoğunun biraz daha yavaş bir fiyatlama gösterdiğini söylememiz mümkün. Tabii bunda Fed'in agresif olamayacağı, çünkü biraz daha piyasayı rahatlatmak isteyeceği döngüsü faiz artırımında da 50 bas puanlık faiz artışının masadan kalkmasına neden olmuştu. Aslında yükselişin temelinde bu var. Ama Fed öncesi, ki yarın yani ayın 22'sinde saat 21'de, yani 9'da açıklanacak bir faiz kararı var ve 50 bas puanlık faiz artırımı senaryosunun masadan kalkması bizi destekliyor, ama yatırımcı yine de temkinli, faiz kararı öncesinde karını realize ediyor diyebilirim. Şimdi orta uzun vade yatırımcısı karını realize ediyor, ama burada alt tabanda bir hareketlilik ve yüksek bir talebin olduğunu söylemem de mümkün. Çünkü zincir verilerine baktığım zaman ayın 12'sinden itibaren borsa rezervlerinde ciddi sert bir yükseliş olmuş. Yani borsalara yüklü miktarda BTC aktarılmış, ama taleple karşılaştığı için yükseliş devam etmiş. Yani bir kısım yatırımcı karını realize ederken tabanda bireysel olan yatırımcı irili ufaklı alımlarına devam etmiş. Burada da sıfıra eşit olmayan adres sayılarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını gözlemliyoruz. Biz özellikle Ethereum ve Bitcoin'de. Genel anlamda piyasayı yorumlayacak olursam Fed öncesi evet piyasa temkinli,
Bu ralliye baktığımız zaman mini bir ralli. Fed'in aksiyonları ve ne FOMC toplantısında ne açıklayacaklar, bu çok önemli olacak. Satır araları bizim için önemli olacak. Çünkü bundan önce, bankacılık krizinden önce istihdam piyasası güçlüydü, hala güçlü kalmaya devam ediyor. Ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentinin altındaydı. Yani işsizlik oranı hala istenilen düzeyde değil, kontrollü bir işsizlik yaratılmak istendiğini biz biliyoruz ABD kanadında. Ki ekonomik dengeleri yerine oturtmaya çalışıyorlardı ama hali hazırda baktığımız zaman istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu söylememde fayda var. Burada Powell'ın açıklamaları ön planda olacak. Satır aralarında hala bir faiz artırım ihtimali var mı? Ne düzeyde olacak önümüzdeki süreçte ya da sabit bırakılacak mı? Bu kritik olacak ama ağırlıklı olarak 25 bas puanlık faiz artırımı gelmesi durumunda yine kripto para piyasasında hareketli saatler bizi bekliyor olur. Helin, sen aslında çok geniş bir perspektiften baktın birçok gelişmeyi değerlendirerek ama seni hemen bırakmıyorum çünkü biraz detaylandırmak istediğim konular var. Şimdi burada Fed çok önemli bir mihenk taşı olarak aslında önümüzde duruyor. Bizim Fed'i bir görmemiz lazım. Başkan Powell'ın yapacağı açıklamaları belki böyle kılı kırk yararak bir dinleyip anlamamız lazım. Aslında Başkan Powell açıklamaları sırasında son derece her zaman nettir. Çok fazla önünü arkasını anlamaya çalışmaya gerek kalmaz, çok nettir ama bu toplantı kritik, biraz daha diğerlerine göre kritik çünkü 50 bas puanlık faiz artırım ihtimali vardı, yaşanan son bankacılık krizinin ardından masadan kalktı neredeyse dedin, sen de söyledin. Şu an 25 bas puanlık artırım ihtimali masada duruyor. 25 bas puanlık faiz artırımını yapmazsa da eğer Fed, demek ki enflasyon hedefine bu kadar sıkı sıkıya bağlı Fed buradan geri döndüğüne göre bizim yaşadığımız kriz aslında görünenden çok daha büyük bir kriz algısı da yaratılabileceğini düşünüyorum. Bu algıyı da yaratmak istemeyeceği için 25 bas puanı yapacakmış gibi görünüyor. Şu an fiyatlamalarda da en azından durum bu. Senin Fed'e yönelik hem faiz beklentin hem de Başkan Powell'ın nasıl bir sözlü yönlendirme yapacağına yönelik beklentin nedir? Önce bir bunu konuşalım, ardından bunun ne kadarı fiyatlamalarda bir de buna bakalım. Evet, Powell'ın şöyle söyleyeyim, Senato'ya ve Temsilciler Meclisi'ne yaptığı bir konuşma vardı geçtiğimiz haftalarda ve oldukça şahindi. Riskli varlıklar çok sert düşmüştü ve kripto para piyasasında da anlık long pozisyonların tasfiye olduğunu biz şahit olmuştuk. Bu kadar şahin bir tutumdan sonra bankacılık krizinin ardından piyasaları rahatlatmak isteyeceği aşikar ama şimdi bunu ne kadar devam ettirebilir? Çünkü Fed'e baktığımız zaman %2'lik enflasyon hedefine kilitlenmiş durumdaydı ve bu hareketiyle birlikte, biraz daha ılımlı tavrıyla birlikte yapmış olduğu enflasyonu dizginleme çalışmalarının biraz daha bunlara ket vurulduğunu biz gözlemliyoruz. Yani bu benim şahsi düşüncemi açıklayacak olursam, Fed'in çok uzun süredir çalıştığı ve enflasyonu dizginlemek için uğraştığı bir süreç var. Ve daha önce hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da buna yönelik çok net bir şekilde gerektiği kadar, gerektiği uzunlukta, gereken süre içerisinde faiz artırımlarına devam edileceği yönünde açıklamalar vardı. Burada bir ılımlı tavır görüyorsak gerçekten evet, bankacılık krizi üzerine eğilmesi gereken bir konu. Zira diğer ülkelerin merkez bankaları da bu konuyla alakalı aralarında belli swap anlaşmaları da döndürüyorlar. Diğer taraftan baktığımız zaman önlem almaya çalışıyorlar. En azından bu bankalara likit desteği sağlamaya çalışıyorlar ama piyasayı ne kadar likit tutabilecekleri de önemli. Diğer taraftan enflasyonu dizginlemek isteyen bir Fed var. Küresel anlamda uğraştığımız bir enflasyon, ciddi boyutlara ulaşmış olan bir enflasyon sürecindeyiz ve ne kadar piyasa likit tutulabilecek, bu önemli. Bir diğer etken de bu faiz artırımı döngüsünden acaba çıkarak kripto para piyasası farklı bir boyut kazanır mı? Çünkü 2008 krizine benzetilen çok fazla süreç var. Özellikle ABD'nin en büyük 16. bankasının batmasıyla birlikte, Silikon Vadisi Bankası'nın batmasıyla birlikte ortaya çıkan farklı krizler, konuşulan farklı meselelerde masa üstünde açıkçası. Ama biz bunun yansımasını tabii ki de şu anda görmeyeceğiz ama önümüzdeki haftalarda bu krizin boyutu
ve aşılma süreciyle birlikte kripto paralarda farklı bir dönem de konuşuyor olabiliriz. Çünkü 2008 krizinin ardından çıkan kripto para birimleri aslında biraz daha krize çözüm bulmak ya da farklı yöntemlerle alıcıyla satıcıyı buluşturmak, geliştiriciyi daha farklı bir mekanizmaya oturtmak ve finansal piyasalara biraz daha yenilik ve blockchain teknolojisini getirmek adına alınan bir aksiyondu. Şimdi bankacılık krizi tekrar kripto para birimlerinin işlevini, fonksiyonunu biraz daha ön plana çıkaracaktır ama şu an itibariyle yatırımcının baktığı şey faiz artırımı olacak mı? Ne kadar olacak ki bence 25 bas puanlık faiz artırımı yapacaktır diye düşünüyorum. Hem piyasayı çok fazla üzmeyecek, çok agresif olmayacak. Diğer taraftan biraz daha rahatlatmış olacak ve zaman kazanmış olacak diye düşünüyorum. Ama tabii ki de küçük de olsa faiz artırımı yapmama, sabit bırakma yönünde bir aksiyon da alabilir. Böyle olursa kripto para birimlerinde zaten yukarı yönlü hareketlilik daha da desteklenecektir. Bu arada 25 bas puanlık faiz artırımı senaryosu da bir miktar piyasada fiyatlandı. O yüzden yatırımcının halihazırda yine temkinli olmasında fayda var. Ağırlıklı olarak bu piyasadaki reaksiyonlar bu çerçevede şekillenecektir. Önce faiz artırım döngüsüne odaklanılacak. Ardından bankacılık krizlerinin boyutuyla birlikte kripto para piyasası belki de yeni bir eksene oturacak diye düşünüyorum. Evet, yani şunun altını çizelim o zaman. 25 bas puanlık faiz artırımı zaten bir nebze fiyatlandı. Dolayısıyla 25 bas puanlık, 50 değil de 25 bas puanlık bir faiz artırımı geldiğinde çok sert yukarı yönlü bir hareket beklememek lazım değil mi Helin? Açıkçası evet, yani tabii piyasanın o anki reaksiyonu da çok önemli olacak ama tabii ki aşağı ya da yukarı o veri açıklandığı sırada çok oynak bir zaman diliminde, oynaklığın yüksek olduğu bir süreç yaşıyoruz. O sırada tabii ki de bizim eğer kaldıraçlı işlem yapıyorsak buna dikkat etmemiz ya da farklı mekanizma geliştirmemiz lazım ama bu artırım sürecinden sonraki piyasanın aksiyonu daha önemli olacak. Açıkçası sabit bırakırsa daha yüksek bir oynaklıkla karşılaşacağız ama 25 bas puanlık faiz artırımı senaryosu da bir miktar yine piyasayı rahatlatacaktır. Ama bu geçtiğimiz günlerdeki gibi yeni zirvelerin yapıldığı bir sürece hemen geçer miyiz? Ondan şüpheliyim açıkçası. Evet. Şimdi zaten Helin, her ne kadar kripto para evreni, yani Bitcoin alımını özellikle en zirveden gerçekleştirmiş insanlar için bu seviyeler çok fazla yüz güldüren seviyeler olmasa dahi bizim sanırım unutmamamız gereken bir şey var. 13 bin dolar dipten döndü. Yani dip 13 bin dolarsa eğer, oradan döndüğü seviye 13 bin dolar, 27 bin dolar. Yani çok dikey bir hareketten bahsediyoruz. Bize orta vadeli, kısa vadeli ve uzun vadeli, yani yıl sonu Bitcoin hedefini, orta vadeli hedefini, bir de belki Fed'den hemen sonrası için kısa vadeli hedeflerini de belirtebilir misin Bitcoin için? İlk etapta kısa vadeden başlayayım. 28.500 yukarıda artık bizim de Fibo seviyelerine bakarak tahminleyebildiğimiz kritik bir direnç seviyesi. 28.500'ün kırılmasıyla birlikte 30.000 bandına doğru hareket edecektir. Bu artık hani psikolojik sınırlardan bir tanesi 30.000 bandının aşılması ve orta uzun vade yatırımcısının elini biraz daha rahatlatacak ama orta uzun vade yatırımcısı ne kadar kâra geçerse kâr realizasyonu ihtimali de o kadar artıyor. Dolayısıyla direnç bölgelerinden gelebilecek satış baskısına her zaman dikkat etmemiz lazım. Aşağıda artık 25.150 seviyesi bizim maksimum tolere edebileceğimiz destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama yine pay olarak baktığımız zaman bugün 27.000 doların üzerinde bir fiyatlama var ve 25.150 açıkçası çok geri çekilmelerde sert sayılabilecek bir geri çekilme olacaktır. O yüzden arada bir 26.600 bandını bırakalım. Kademeli olarak takip edelim. Yukarıdaki seviyeler bizim için önemli. 30.000 bandının kırılmasıyla birlikte 35.000, 40.000 böyle kademe kademe atlayabilir. Yıl sonu hedefi vermek için biraz erken çünkü daha Fed'in ve bankacılık krizinin boyutu, buradaki aksiyonların nasıl gelişeceği ve bunun kripto para piyasasına yansımalarını tam olarak
kestiremiyoruz. Çünkü dediğim gibi bambaşka bir senaryo da ortaya çıkabilir ve biz şunu biliyoruz ki ABD'deki uluslararası firmalar, geliştiriciler fonlarının bir kısmını ABD bankalarından çıkarma telaşına da düştü. Burada İsveç'teki bankalar ön plana çıkıyor ve bir diğer unsur olarak riskli varlık olsa da kripto para piyasası da ön plana çıkacaktır. En azından transfer ağlarının nasıl gelişeceğini, dönüşeceğini bir bakmamız lazım. Ama eğer bu şekilde bir tablo bizi uzun süre götürürse o zaman kripto para piyasasında da toparlanma izlerinin devam etmesini bekleyebiliriz. Lider kripto para biriminin dışında en çok kullanılan ikinci kripto para birimi olan Ethereum da zirvesinden bir hayli uzakta ama pay olarak baktığımız zaman yine de güzel bir pay sundu yatırımcısına. 1840 direnci bizim önümüze çıkan yukarıdaki kritik seviyeler arasında kritik bir direnç bölgesi. 1840'ın aşılması ile birlikte 1900-2000 direncine doğru reaksiyon gelişebilir. Burada önemli olan 2000 bandının üzerinde kalıcılık sağlaması olacaktır. Sert yukarı yönlü hareketlilikte ama halihazırda bir miktar gerileme var. Bunun için takip edeceğimiz 1690'a kadar gevşeme görülebilir. 1690'ın aşağı yönlü kırılması satış baskısını bir miktar daha arttıracaktır. Dikkat, yeni girecek olan piyasaya yeni girmek isteyen, bunu düşünen yatırımcı varsa en azından faiz kararı öncesindeki piyasayı biraz daha izlesin. Gevşeme devam ederse biraz daha aşağıdan maliyetlenme yoluna gidebilir. Orta uzun vade şu an itibariyle aydınlık gözüküyor, pozitif gözüküyor. En azından tabii ki de çıkacak olan faiz kararı ve Powell'ın söylemleri de bunda çok belirleyici olacak. Çünkü orta uzun vade yatırımcısının yanı sıra piyasada anlık işlem yapan ve zaman zaman piyasaya yön veren kısa dönem yatırımcıları da önemli ki bunlar ekonomik takvime bağlı bir şekilde hareket ediyor. Faiz kararı onlar için önemli olacaktır. Riskli varlıkların prim derecesi önemli olacaktır. Diğer taraftan altının durumu ve dolar endeksinin buna nasıl reaksiyon göstereceği kritik olacak. Biz hem dolar endeksini hem Nasdaq hem de kripto para birimlerini üçlü bir kombinasyon şeklinde takip edelim. Dediğim gibi hani orta uzun vade biraz daha aydınlık gözükse de bu en azından oynaklığın yüksek olduğu sıralarda biraz daha fazla dikkat etmekte yarar görüyorum şahsen. Çünkü 25 bas puanlık faiz artırımı ağırlıklı olarak masadaydı ve biz bunun yükselişini gördük. Beklendiği gibi bir hareket yaratmazsa hayal kırıklığı yaratmasın yatırımcı da diğer taraftan tabii süreç içerisinde yine bakmış olacağız. Biraz önce açıkladığım gibi hem kriz ne boyutta hem istihdam piyasası ne boyutta hem Powell'ın enflasyon hedefine ne kadar kilitleneceği ve ne kadar şahin ya da güvercin olacağı kritik olacak bizim için. Helin, şimdi kripto para piyasası üzerindeki işte küresel dinamiklerin nasıl şekillendiği ve buraya nasıl yansımaları olacağını detaylı olarak baktık. Çok kısa senden şunu da rica etmek istiyorum kalan son bir dakikamda. Kripto para piyasasının kendi içerisindeki haber akışı şu an ne kadar destekleyici ya da değil? Şu an itibariyle sakin ilerlediğini söylemem mümkün. Ülke bazlı haberler geliyor ağırlıklı olarak. Reklam yasakları konuşuluyor ya da düzenleyicilerin ne gibi bir aksiyon alacağı konuşuluyor dünya genelinde. Bir taraftan bir hazırlık sürecinin de olduğunu haber akışlarından bakarak söyleyebilirim. Hem regülasyona kilitlendi ülkeler hem de bu kripto para piyasasının reklamlarının nasıl yapılacağı ve hangi eksene oturtulacağı konuşuluyor. Bunun dışında güzel bilindik oyun firmalarının birlikte hareket ederek çıkardığı bir NFT pazarı söz konusu. Pozitif haberler arasında bunlar var ama ağırlıklı olarak piyasa yönü açısından çok kritik etkileyebilecek meseleler olmadığını artık bütün piyasanın ekonomik takvime ve Fed kararına yoğunlaştığını söylemem mümkün. Yani kendi iç dinamiğinde şu an sıkıntılı bir meseleden ziyade bu eksende hem regülasyon süreci hem hangi birimin otorite olacağı ve reklam konuları konuşuluyor diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Kripto para uzmanı Helin Çelik ben bu sabah yayında bize eşlik ettiğiniz ve kıymetli katkılarınız için diyelim.